acelemiz var, onun için böyle oluyor galiba. Arkamda babam var yine. Babayla vlog 2 oluyor. Bu sefer onun düşüncelerini de alacağız. Bugünkü yolculuğumuz Batman'a arkadaşlar. Az önce kahvaltı yaparken bir anda Batman'a gitmeye karar verdik ve aceleyle. Aceleyle çıkış yaptık. Şimdi saat 14.58, 15, 16.40'da uçak var, kalkıyor yani 16.40 kalkış saati. Batman'a gidiyoruz kız kardeşimin yanına. Motorda benzin yok. Havalimanına gidip uçağı yakalamamız lazım ve biletleri de aldım yani. Hani yetişemeyeceği almamazlık falan da yapmadım. Bakalım ne olacak? Yetişebileceğiz mi Batman'a? Benzin yok diye şimdi şurada bir Shell var. Oradan bir benzinli Shell'den bir alalım. İleride benzinlik var. Benzin alacağım. Motorda benzin yok. İnmen gerekecek yani. Hadi be ablacığım be. Hadi be. Şuradan bir benzin alalım. Ondan sonra devam. Şimdi şu samacık var. Abi kolay gelsin. 300 lira benzin kapağını açtım, çektirip geliyorum. Aynen. Şimdi 300 alıyorum ki fullenince ne kadar olduğunu bilemiyorum. Oradan 2 dakika kazanırım. Kolay gelsin. 300 TL yakıt var. Teşekkürler. Benden bir tane fiş çıkıyor. Ben doğayı korumak için şeye geçmiştim. Online slip. Buyur abi. Süpersin abi. Teşekkür ederim. Hop. Hazırım. Birazcık hızlı gideceğim. Korkma. Tamam. Motosiklet ağır olunca daha güzel gidiyor ya. Babam ve ben ağır geliyoruz motosiklete. Daha tok gidiyor yani. Daha çok seviyorum yüklü olunca. Ama çukura düşünce de kötü oluyor tabi. Tahminim bir 45 dakikada alana varacağız. Şuradaki sürede belli oluyor. 15.45 ucu başından önce yetişeceğiz işte. Start verildi ve koşu başlıyor. 9. Gazi koşusunda. Birazcık korkutacağım bugün ama idare et babacığım. Kahvaltı yapıyorduk. Kız kardeşim de hastalanmış. Orada öğretmen kendisi. Gelin gelin deyip duruyordu. Benim de çok boş vaktim olmuyor işten güçten. Babam da daha önce uçağa binmedi bu arada. İlk defa uçağa da binecek bugün. Bakalım yetişebileceğiz mi? Yetişirsek. Kahvaltı yaparken bir anda işte gelin. Benim yarın da boş. Yarından sonra başlıyor işlerim tekrar. Hani hem babamı bırakayım oraya, hem bir kardeşimi görürüm. Bir anda karar verdik böyle. Yarım saat içinde hazırlanıp çıkarsak yetişebiliriz gibi bir durum vardı. Onu test ediyoruz şu anda, yetişeceğiz mi diye. Motosiklet olmasa tabii ki böyle bir şey mümkün değil yani. İmkansız. Şimdi imkanları zorluyoruz, bakalım nasıl olacak. Görüyorum motorların geleceğini bu tarafa. Şimdi bu havalimanı yoluna ben defalarca gidip geldim. İş yerim orası biliyorsunuz. Size şimdi süratle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Belli bir süratin üstünde hız yapmanıza gerek yok. Mesela hani 120-130 geçtikten sonraki süratler böyle size 1 ya da 2 dakika kazandırıyor. Hani hayatınızı tehlikeye sokmanın 2 dakika için gereği var mı diye düşünün. Şöyle hesaplıyorum. Bu yol en trafikli haliyle 50 dakika sürüyor benim için motosikletle. En boş haliyle de böyle 170-180 geldiğim günler oldu, 28 dakika sürdü. 28'den 50'ye ne ister? 22 dakika ister. 22 dakika için 180'lere 190'lara gerek yok. Yapmayın yani. Aceleniz olur. Motor maceresi olmaz zaten de. Bugün bizim acelemiz var. Emniyetli bir şekilde mümkün olan en üst hızda
seyahat edeceğiz. Uçak kaçar. Bir sonraki uçakla gidersin. Ya da yarın gidersin yani. Hani çok da ölüm kalım meselesi değil. Ölüm kalım olsa dahi ölüm kalıma bir ölüm kalım daha eklemeyin. Gerek yok. Neyse alana gidelim, görüşürüz. 120 ile 130 hızlarla geldik. 14 dakika olmuş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeyiz. Burası benim için yolun yarısı gibi miydi? Yok, yarısı değil. 3'te 1'i burası. Yani dediğim gibi 45 dakikada falan varmış olacağız. Devam ediyoruz. Durun size şu boğazı da göstereyim ya. Şöyle bir bakalım boğazı. Kahvaltıdan Batman'a programımızın birinci bölümünden merhabalar. Hayatımın özeti bu video olabilir. Bir anda böyle tak diye. Plansız programsız gezmeler. Sayaç 34 dakika gösteriyor. Bir 5 dakikaya otoparkta oluruz. Yani 40 dakikada gelmiş olduk. 5 dakikada üstümüzü çıkarsak işte 45 dakika toplamda Küçükyalı'dan İstanbul Havalimanı'na varmamız. Bundan sonrasında uçağa yetişebilmekle ilgili bölüm olacak. Çekemeyebilirim. Uçağa binersek çekerim. Trafik polisinin önünden şey oldu ama. Plakamı alıp ceza gönderir şimdi. Vallahi ceza gelirse gösteririm size. Uçaktan da birkaç görüntü alırım. Güzel olur. Evet baba, nasıldı yolculuk? Akıl kâr değildi. Değil miydi? Birazcık bastım 130-140 falan. Babam şey yapmış. Korktun mu? Ya korkmadım da biraz heyecan bastı. Uyuşturdu beni. Uyuşturdu. Şimdi uçağa bineceksin. Nasıl olacak? Çok pardon. Uçağa bineceksin diye heyecanlı mısın peki? Tabii ki heyecanlıyım. Son anda oldu şey diyor. İyi ki diyor son anda oldu. Yoksa diyor ben uyuyamazdım dün gece diyor. Şok oldum. İyi bakalım. Yetiştik yani. Rahatça yetişebildik. Sorun olmadı. Görüşürüz sonra. Satılıyor. Bunları nasıl çıkaracağım dışarı? Alınca bu. Bunları dışarı çıkarıyorsun da bir şey alıp buraya sokamıyor. İçinde ne olduğunu bilmedikleri sıvıları almıyorlar. Yani şimdi biz içeriye buradan bir şey alsak uçağı alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Buradan su alsan da uçağa sokabiliyorsun ama dışarıdan getirdiğin suyu buraya sokamıyorsun. Ama burada su işte 50 lira. Tamam işte buradan satmak için yapıyorlar. Uyanıklar. Yani doğru. Güzel pazarlama taktiği. İçeriden satmasın, buradan satalım diye. Ya aslında onun sebebi şey. İçinde ne olduğunu bilmedikleri sıvılar, patlayıcı yapılabilir uçağın içinde diye almıyorlar. Hani daha önce olmuş olaylar, böyle uçak düşmüş diye bu kuralları getirmişler. Bakmıyorlar yani ne olduğunu. Kesinlikle diyor alamazsın. Öyle. Yasak. Yasak. Yasak abi. İçeride sattığını şey yapıyor. İçeridekileri çünkü buradakileri X-ray'den geçirip inceliyorlar hepsini. Öyle işte. Güzel. Fena da değil. O kadar yolcunun hayatını tehlikeye atamayız. Ya. İşte bütün. Geldik baba. Bundan sonrası uçak. Bakalım hakkımıza hayırlısı. Hadi bakalım oğlum. Yanından ayrılma. Yanımdayım. Merak etme. Kalp krizi bilen geçirebilirim. Ben müdahale edeyim sana. Merak etme. Tövbe yarabbim. Ne olmasın da ne? Oo, son çağrı gelmiş. Neyse. Ne o uçak 321. Kaydı burada bitiriyorum uçağın içinde, sadece kendimizi çekebiliyoruz şimdi, yasak. Saat Macun Öncan ve Özge Şenifoğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Batman Havalimanı'na ulaşmışız, 1 saat 35 dakika olarak planlamaktayız. Hazırlıklarımız tam olarak 10 dakika içerisinde uçumuza başlamak planlıyoruz. Tutoyla ve değerli ekipmanına size keyifli uçlardır. Elektronun Ladies Gentlemen diye çevirdiğiniz is Captain Speaking. Welcome aboard. My name is Alper Gürelöksen Captain, Salim Özge Özcan and Özge Şenifoğlu. Our flight time to Batman Airport is 1 hour and 35 minutes. After preparations, we plan to start our flight in about 5 minutes. On behalf of Turkish Airlines and Entire Group, I share this flight. Hiç söylemiyorum onu. Söylesene. Söylesene bana. Şöyle olacak. Second floor to Venice. Kalayalım ya.
İşte en yakın çıkışı gösteriyor sana mesela. Neredeyiz şu anda? 30. sırada hiç yok. Ortadaki kapılardan kişi olursa bir sahibi olabilir. Ya da arkada da olabilir. Arkaya da olabilir. 4 tane kapı var değil mi? 4. Bir yanda 4, bir yanda 8 tane. 8 tane toplamda aynen 4 şu anda. Eğer suya inersek diyor sadece en önde ve en arkada. Buna şey var diyor. Raft deniyor bunlar işte. Bunlar da. Denize düşersin. Aynen. Ben seni kurtardım. Ben. Ya nereye kurtaracaksın ya? Sıza. Sen kendini kurtardın. Öyle kurtardın bizi. Allah düşmesin. Bindik bir elamete gidiyoruz kıyamete. Sonumuz aynı. Şey falan var mı bu uçakta? Doktor falan var mı? Hemşire doktor. Müdahale edecek. Hasta işi. Her uçuşta olmuyor. Yolcu olarak bindiyse yardım istiyor tabii. Her uçuşta olmuyor. Can yeleği nerede oluyor? Koltuğun altında. Şunda mı? Yok. Şu bacağın arasında. Şurada. Yerini ben öğreneyim. Ben dışarıda. Kırmızı kolu ben çekerek alabilirsin. Şu. Aynen. Tamam. Göstermiyorum bir. Sorun sen değmiyorum oğlum ya. Abi şimdi izleyeceğim zaten şeyi. Ayrıntılar değer var ama ya ben bileyim. Ulan oğlum bu yaştan sonra beni uçağa da bindirdin. Rüyamda görsem hayır yılmazdım. Gitmem diyordum bak bura diyordum ben. Karayolundan gitmeye razıydı bak. O kadar yol gitmedin ya. Senin görevin ne burada uçakta? Sen de ben arada geziyorum. Aynen. Zuma gidiyorum. Kemereyi bağla, şey yap filan diyor mu? Bu benim işime yaramaz. O kartta şey normalde... Telefondan doğru filan kaplıyor. Telefondan, normalde burada ekran oluyor. Bu uçaklarda yok ama telefonundan şu adrese gidersen işte bu... Burada ekran varmış gibi kendi telefonunu kullanabiliyorsun ücretsiz. İnternete de ihtiyacın yok. Planet sistemi. O benden konuşmasın. Bana hitap etmiyor. Aha bak bu ön kopya mı koşacağız şimdi bu denize düşünce? Ölmezsin. Evet en arkaya koşacağız. Denize düşerse. En arkaya yakınız değil miyiz? Yakınız değil mi? Denize düşerse değil ya denize inerse. Zaten Batman'a giderken deniz yok. Muhtemelen karaya düşüyor. Olay ki uçak düştü denize düşüyor. Kızlar ne yapacak? Hemen can yeleğini giyeceksin. Önemli bir şey var. Uçağın dışına çıkınca şişirecek zincirin. İçinde şişirirsen uçağın içine su olunca çıkamıyorsun. Boğuluyorsun içeride. Kapıdan atlayınca. Tabii tabii bak kapıdan çıkınca. Kapıyı sen açabiliyor musun? Açabiliyorum. Girmesi. Ne basıyorsun? Girmesi değil ya. Kolu var kaldırıyor ama. İşte araba gibi ayrı. Yani işte. Hangar kapısı gibi kanka. Neyse inerken böyle Allah erdirse. Bu kanat şu bu uçağın şimdi. Şu giden var. Büyükmüş ya. Değil mi? Bu kadar büyükmüş baksana. Yerde böyle baktığın gibi değil. Uzaktan küçük görünüyor değil mi? Ha. Uzaktan şu kadar bir şey görünüyor. Şuraya yanaşıyor değil mi uçak? Oradan içeriden doğru geliyor mu? Evet. O da bir körük aynen yanımız boş ama şu an. Ben uçağın içine girerken uçağı görmedim bile. Ama içinden girdik. Onun içinden giriyorsun aynen. Oraya uçak yanışıyor. Kapıyı açıyorlar. Aha. Ben direkt uçağın içine. 2 dakikada operasyonu da çözdüm. Şu ne? Şu merdivenli bir şey var. Merdivenden oradan pilotlar orta geçiyor uçağa. Pilot mesela aşağıda ha. Uçağın dışını kontrol ediyor her ikisinden önce. Hortumda hortum falan var. Hortumda hava basıyor uçağa. İşte yerdeyken havayı o hortumlar basıyor. Sarı hortum. Motorlar çalışmıyor ya yani. Granaj hortumu diyor. Aynen. Yerde hortumlar çalışmadı. Şey, motorlar çalışmadı için hava, klima da çalışmıyor. Hı. Arabadaki gibi. Arabada klima çalıştırmak için motor çalışmıyor için. Hı. Burada onunla basıyorlar işte. Hava basıyorlar için. Yandığında kemerlerinizi gösterilen şekilde bağlayın. Belinize göre ayarlayınız. Ve ikaz ışıkları sönünceye kadar bağlı bir görgü tutunuz. Gerektiğinde gösterilen şekilde açınız. Uçuş öncesi bebek kemeri ve ilerideki kabin ekibi tarafından verilir. Cep telefonlarınızı... Şimdi pushback'te
tane pushback, yani pushback geri itmedi İngiltere'de. Hı. Bir tane arabayı bağlıyorlar Türkiye'den oraya. Araba bizi geri geritiyor. Şu anda motorlarımız çalışmıyor bizim. Bizi geri... Araba çekiyordu lan şimdi. Araba itiyor. İttiriyor. Önden ittiriyor bizi geri geri. Yani o tarafta değil mi? Aynen. O sonra biz motor çalıştıracağız. Kendi motorumuzla gideceğiz. Uçaklar geri geri gidiyor. Geri vitesi yok. Aynen. Geri vitesi yok. Hadi geri. Bak orada gördüğün uçak var ya, motoru büyük demiştin. Onunla bu aynı uçak. Biz de o uçağın içinde izliyoruz şimdi. Bak şuradaki uçak da pistin başında bekliyor. Muhtemelen biz de oradan kalırız. Şu anda hala araba mı gidiyor? Evet. Bak motor sesi gelmeye başladı, duyuyor musun? Evet. Çalışıyor bir tane kız. Açıyor, öbür camın önüne başlıyor. Oraya açıyor, öbürkine başlıyor. En sonunda tam tepeye şey, yola çıktı. Tutarken girdim mi kapıdan? Demir kapıdan uyuyor mu ya? Şey, apartmana girerken girmeyeceğim diye uğraşıyor. Tamam mı diye. Anladı hemen ya. Seriye de ben gideceğim. O cümlelerini görünce anladım. Anlıyorlar ya. Eskiden de onlarla haliyle bir yere gidecek olurdu. Hemen kaçarlardı canlı. Onları beklerdi. Yarım saat, 4 dakika. Hemen falan gidiyorlar. Ben gelecek de normal değil mi? Mamaya koşar gelir. Gelmiyor. Ben götüreyim mi lan onları? Ben ne yapacağım? He? İkisini de götüreceğim. Tabii tek mi götüreceğim? Annenle konuşmam lazım. Eve alması lazım. Ben evi temizlerim. Kıl dökülüyor diye ev alma. Aşağıya geçen dedim de aşağıya diye alırız diye orada diye bakarız diye. Geldi. Staç geldi. Ana. Nasıl görebiliyorsun sen böyle onu? Kamerası var şeyin işte. Mama kamerası. Kırmızı bir şey yanıyor. O kamera mı? Hmm. İyiymiş o. Uzaktan bağlanıyor. Bak. Fiyat gelmedi. İyi bu iş. Evden bu kedilerin gazete. Hey, kendini gibi bitirmeden oraya girdi, görüyor musun? Ne yaptın ben? Tavuk kızım. Tekmecik gözünü seveyim ya. Vallahi yerinde kullansan çok iyi de. Yerinde kullanmayan da var işte. Kaç tane uçak var şimdi? Bak şu anda bir tane görüyorum. Bir tane. O zaman üçüncü sıradayız. 8 tane daha uçak var arkada. Cabin crew, be seated for takeoff. O küçük uçak var. Özel değil mi? Evet. Şahs. Ayaklarını yerden kesilecek. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sadece üçüncü.
Karadeniz'e doğru kalkıyoruz. Sağa doğru dönüyoruz. Böyle devam edeceğiz Batman'a doğru. Yerli harita gibi gördü. Değil mi? Yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Benim çekiyor.
Çıkma. Saat 2'ye ne geliyordu biz karar verdiğimizde? Aynen. Uçan kuş olduk. Geldik. Saat 7. 5 evet. Saat içinde karar verip Batman'a geldik. Evet. Güzel video oldu. Harikaydı. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağdan. Sağdan. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne haber? Sabah kahvaltısı İstanbul'da akşam yemeği bitti. Oo, yerfari var. Çamış olduk. Ya nereye koyuyoruz? Buraya. Orada yer yok ki. Sayın aş. Ne haber yavrum? Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Geçmiş olsun. Çok öderim. Nasılsın? İyi misin? İyi. Siz? Allah iyilik versin. Alayım bana ekranı artık. Kayıt bitti. Ne değişiklik.